Simirna'dan İzmir'e kentin gündemi programında bu hafta kamu emekçilerinin Temmuz 2020 maaş zamlarını konuşacağız. Konuklarım KESK İzmir Şubeler Platformu dönem sözcüsü Eğitim Senikinoğlu Şube Başkanı Veysel Beyazadam ve BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven. İlk sorumu Veysel Hocam'a soracağım. Veysel Hocam, özellikle TÜİK'in enflasyon rakamlarına bağlı olarak doğal olarak memur maaş zamları ve emeklilerin maaş zamları belirlendi. Öncelikle sizden öğrenmek istediğim şey şu, enflasyon ve memur zamlarına yansıması gerçekçi mi ve sizin taleplerinizi karşılıyor mu? Şimdi öncelikle çalışan kamu emekçilerinin ve emeklilerin bu sorunsalına dikkat çektiğiniz için, programınızda konu ettiğiniz, zaman ayırdığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şu ifade edilmesi gerekir ki bir defa mevcut yönetimin yıllardan beri süregelen uygulamalara baktığımızda bu sadece bir balondan ibaret. Bunlar bizim ithamımız değil. Bunlar rakamların bizlere ifade ettiği. Ve bu rakamlar nesnel rakamlar. TÜİK'in bir takım artık mizah konularına da yer bulan, enflasyon sepetinde artık işlevini yitirmiş olan pimpon topundan veya gaz fitilinden tutun da benzeri bir takım materyallerin ürünlerinin artışından kaynaklı yıllık işte enflasyon oranı budur dediği komedi dram haline gelmiş olan bu uygulamalardan bahsetmiyorum. Bu verilerden bahsetmiyorum. Sokağın, pazarın reel verilerine baktığınızda uluslararası ölçütlerde enflasyon rakamlarının tespitini öngören düzenlemelere baktığınızda zaten burada merkezi yönetimin halktan, çalışandan, emekten yana bir tavır sergilemediği gün gibi ortada. Sorunuzun kısa ifadesiyle tabii ki bu zam oranları gerçekçi değil. Basit bir ifadeyle bakınız, 2012 Haziran ayında yoksulluk sınırının bugün gelinen noktada %115 artmış durumda. Yoksulluk sınırı 2012 Haziran'dan itibaren %115. Tuhaf olan şey şu, bugün bakıldığında bizler için maaş artışı %113, yani yoksulluk sınırının bile altında oluşan bir ödeme tablosuyla, bir ücretlendirmeyle karşı karşıyayız. Bir defa ne olursa olsun bunu yadsımamak lazım, niyeti okumak lazım. O niyeti okumak derken uygulamalara bakarak. Uygulamalara baktığınızda iktidar gerçekten sermayeden yana, sermayeyi daha güçlü kılan, onu özellikle egemenliğini perçinleştiren bir tutum takınıyor. Bu tutumu halk pazarda, temel gıda ürünlerinde, kirasında, elektriğinde, suyunda, doğalgazında yakıcı bir şekilde görüyor, karşılaşıyor diyelim. Evet. Hemen kaldığımız yerden devam edelim. BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven. KESK bu süreçte özellikle pandemi sürecini de içine aldığımız dönemi değerlendirdiğimizde çalışanların, Veysel Hocam'ın da söylediği gibi, önemli bir ücret kaybına, reel olarak ücret kaybına karşı karşıya kaldığını biliyoruz. KESK bu anlamda ne istiyor bu süreçte? Bundan sonraki süreçte özellikle ücretlerin erimesinden dolayı ne yapmayı hedefliyor? Yani burada tabii ki ücretlerin, yani ortada bir zam yok. Yani aslında esas kandırmaca öyle oluyor. Hem memurlar için hem emekliler için ortada bir zam olmadığını söylemek lazım. En düşük emekli aylığının 1516 civarlarındaymış. Ve bunları da işte şimdi biraz bal çalmak gibi işte 66 liralık bir zam en düşük emekliye. Zaten emeklinin asgari ücretten, asgari ücretlerinin en düşük memur maaşından, memurun da yoksulluk sınırının altında maaş almaması gerekiyor. Bir kere hükümetin yaptığı, sendikanın geçen dönem yandaş sendika yaptığı toplu sözleşme bu gerçeklerin tamamen aykırı. Devletin her şey %22 zam yaptığı ve bunu da güya TÜVE'ye göre hesapladığı bir yerde kamu emekçilerine %4 artı 4 ve artı enflasyon farkıyla emeklilere de aynı şekilde yapılan zam pandemi sürecinde de bütün kamu emekçilerinin ilave kayıpları oldu. Yemek, yol, servis gibi insanlar bu ilave maliyetlerle karşılaştılar. Bunların kamusal olarak karşılanması gereken şeyleri de yemeklerini kendileri getirdiler. Gerekirse kendi arabalarını kullanmak zorunda kaldılar. Taksi tuttular. Böyle kayıplarımız oldu. KESK'in yaptığı Türkiye genelindeki açıklamalarda ek zam talebinin bu pandemi sürecindeki kayıplarla ilgili. Yoksa ek zam
bizim şeyimiz değil. Kes her zaman insanca bir ücret ister. Hani bütün emekçiler için insanca bir ücret istiyoruz tabii ki. Ve bu koşulların gözetilmesi. Eylemleri falan da yaptı KESK. Bu anlamda egzam talebini değerlendirirken herhalde bu sizin çizdiğiniz çerçeve üzerinden egzamı talep etti. Ben hemen ikinci aşamaya geçmek istiyorum. Özellikle siyasal iktidarın saldırıları sadece ekonomik olarak değil, hepimizin yaşayarak gördüğümüz bir şey. Çoklu barolu sistemle birlikte meslek örgütlerine, kendisine muhalif olan herkese karşı yoğun bir saldırı içerisinde. Özellikle KESK olarak, KESK İzmir Şubeler Platformu olarak bundan sonraki süreçte bu saldırılara karşı nasıl bir çizgi devam ettirmeyi düşünüyorsunuz? Şimdi öncelikle yapılması gereken şey iktidara sağduyulu, aklı selim uygulamalara yönelik çağrıda bulunmak. Bakınız ne olursa olsun eksiğiyle gediğiyle bugün Türkiye demokrasisinin genel yapısı içerisinde geçmişe bir simülasyon yaptığınızda şunu görürsünüz. Halklar arasında bir mutabakat, çeşitli bir takım problemler olmuş olsa da sonunda hoşgörüye dayalı uygulamalar öyle veya böyle kendini kotararak günümüze geldi. Fakat son özellikle AKP iktidarından itibaren tamamen tekçi, tamamen ötekileştirici, yok sayan, baskılayıcı tutum davranış iyi niyetle bağdaşmıyor. Yönetenlerden biz halk olarak halkçı politikalar beklemek en doğal hakkımız. Kendi tasarrufumuzda değil diye ele geçirmeye çalışmak etik değil, vicdani değil, kanuni değil, hukuki değil. Nereye sığdırırsanız sığdırın boşta kalır. Demek istediğim şey şu. Bugün baro dediğiniz savunma. Bu savunma halkın temel önceliklerini savunan bir mekanizma. Siz oraya müdahale edemediğinizde ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Neden? Yani bir şekilde halkçı söylemlere tahammül edememezlik söz konusu. Kendi çıkarının dışında bir takım önermelere kulağını kapama söz konusu. Bunun bir başka uzantısı olarak demin de sözünü ettiğiniz gibi yakın dündü galiba evvelsi gün birkaç gün öncesinde şöyle bir gazetede yine yandaş gazetenin bir yazarı Türkiye Mimarlar Mühendisler Odaları Birliği için bir yazı yazıyor ve yazıda ne odası canım fitne yuvası. Bu tabiri kullanmak iktidarın genel olarak perspektifini ortaya koyuyor zaten. Yani burada özür diliyorum temel mesele şu TMOK gibi, TTB gibi veya baro gibi bu ve benzeri yapıların anayasal birer kuruluş olduğunu, yapı olduğunu unutmamak lazım. Evet. Bunu anımsatmak gerekiyor. Sevgili Mustafa Başkan bu konuda özellikle kıdem tazminatı gasp edilmesi söz konusu meclise kadar gelmişti. Bu konuyla ilgili özellikle kıdem tazminatı biraz önce Veysel Hocam'a sorduğum soruyu size de sorayım. Bundan sonra sizin takip edeceğiniz yol haritası ne olacak? Tabii işçinin kıdem tazminatını gasp etmeye çalışan iktidar memurun emekli ikramiyesini diğer emekçilerin başka haklarını, sosyal güvenlik hakkımızı ve iş güvencemizi, bütün emekçilerini yok etmek istiyor. Bu zaten damat bakanın her açıkladığı yeni ekonomik programda yazıp nabız yokladığı bir şey, bir durum. İşçi güvencemizden ve kıdem tazminatımızdan, biz öyle diyoruz artık, kıdem tazminatı keskin de meselesidir. Bu konuda net, bizim de kırmızı çizgimizdir. Evet. İkramiyesi bizim için de söz konusu. Ve bu bir iş güvencesinin önemli bir kriteridir. İşten atılmayı engelleyen bir kriterdir. Dolayısıyla biz şunu da biliyoruz ki bütün bu saldırılarla topyekun bir saldırı var. İşte baroya, meslek odalarına, savunma hakkımıza. O zaman bugün artık çok fazla Türkiye'de beklemeye gerek yok. Bütün emek demokrasi güçleri, yöre derneklerinden artık kendini nasıl tarifliyorsa bütün ezilenlerin, işçi sınıfının ayaklanma ve seferber olma dönemidir. Yani bir araya gelip bu topyekün saldırılara kıdem biz biliyoruz ki kıdeme saldıran, bizim iş güvencemize saldıranla baroya saldıran aynı anlayıştır. Hem demokrasi hem de bizim sosyal haklarımızı yok etmektedir. Ve buradan da bu vesileyle artık sendikaların, başta tabii sendikal alandayız, acilen bir araya gelip diğer kitle örgütlerine çağrı, birleşik emek cephesi çağrısı, demokrasi cephesi çağrısı yapmamız gerekiyor. Bu acil bir durum. Artık alarm veriyor. İktidar kendi krizini hem ekonomi hem siyasi krizi yönetmek için Ayasofya'yla bütün meselelerin üstünü örtmeye çalışıyor. Bizim bu örtüyü kaldırıp
iktidarın maskesini indirip emekçiler olarak birleşip mücadele etmemiz gerekiyor. Evet Veysel Hocam, özellikle döneme yönelik, sürece yönelik son ifade etmek istediğiniz şeyler neler? Şimdi burada şunu söylemek lazım. Ben 14 Temmuz'daki basın açıklamamızda da kullandığım bir ifadeyle kapatayım. Hani Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'nın bir ifadesi vardı. Dünya beşten büyüktür diye. Bunu alanda kullandığım için bir kez de burada kullanmak istiyorum. Türkiye halkları 3-5 tane müteahhitin çıkarından büyüktür. Sözün özü Türkiye halkları 5'ten büyüktür diyorum. Teşekkür ederim. Evet Mustafa Güven, siz bu konuda son sözünüzü alayım. Yani sözün özü, evet, uzatmaya çok da gerek yok. Acil olan artık baronun tek başına değil, odaların tek başına değil, tabi odasının tek başına sağlık meselesine sahip çıkması değil. Ya da keskin tek başına diğer bütün sendikalardan ayrı bütün kamu emekçilerinin tek aslında fiilen sendikası durumunda birleşip DİSKİ, Türk İşi, bütün emek örgütlerini birleşip, demokrasi güçleri birleşip gerçekten böyle bir zemin var. İşsizlik, yoksulluk artmış bir durumda. Alanlara, sahaya çıkıp halkla birlikte bu sürekli iktidarın gündem değiştirme politikalarına karşı sokakta olmamız ve birleşmemiz gerekiyor. Hem emek hem demokrasi mücadelesinde. Teşekkür ediyorum. Simirna'dan İzmir'e kenti gündemi programında bu hafta 2020 Temmuz kamu emekçilerinin maaş zamlarını konuştuk. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Herkese iyi günler diliyoruz.